anda bir TikTok girişi kitleyelim sana. Hayır. Hadi bakayım. Her 10.000 like'de bir. Bir sonraki videoyu her 10.000 like'da bir. Kanka evet TikTok biliyorum. Ben onu bir kere söyledim insanlara. Sonra yapacağım dedim. Yapmayı unuttum. İnsanlara hatırlatma oğlum, sus işte ya. Hadi hadi hadi. Her 10.000'de bir. Abi hayır bak hastayım. Ya hadi biz. Like bir tokat. Her like bir tokat. Ay çok kötüyüm. Düzelmedim daha. Oğlum bu hastalanmış mı? İğnem olmuş benim. Ay hoştu lan. Ne alaka? Ne alaka? Ya hayır ya. Tamam ben video bir susar mısınız? Ben bir video giriş yapayım. Tabii efendim. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Of konuşurken çok yoruldum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. O kadar samimi değilsin ki az önceki videoda altımıza sıçtık şimdi. Harbiden ya. Arkadaşlar bir önceki videoda yani bu TikTok izleme videosuna bayağı bir güldük. Bayağı bir gülmekten yerlere yattığımız anlar oldu. Şimdi artık gülemiyorum. Çünkü bütün malzemeleri tükettik ve şu anda çok güldüğüm için başım çok ağrıyor. İnanılmaz gülmek istiyorum ama gülemiyorum. Çünkü başım inanılmaz ağrımaya başladı. O zaman Nimo TV kapan. Ya yeter artık her videoda arkadaşlar Nimo TV şundan kapandı. Nimo yeter artık tamam ya. Allah! Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma bir video buyurun. Allah Nimo TV kapandı. Ya hayır ya bir sus! Allah Allah! Bir sus be adam! Arkadaşlar hepinize selamlar, kanalıma bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizinle birlikte PUBG Mobile'da raporlanmış hile şüphesi içeren videolar izleyeceğiz arkadaşlar ve bu arkadaşlarımız da oyun içinde bana hak ediyorlar mı? Ağzının ortasına şapalak hak ediyorlar mı? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız, daha çok hile izleme videosunun gelmesini istiyorsanız ayrıyeten bana kardeşiniz Doha destekte bulunmak istiyorsanız like'ınızı atmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Çünkü her like ücretsiz. Teşekkür ediyorum. Desteğiniz için yanında Gio ve Fatih de var arkadaşlar. Hoş geldiniz. Selamlar. Ay hoş lan. Aleyküm selamlar. Hi guys. Çok hastayım da. Ya, konuşalım. Ya, tamam. Arkadaşlar Gio ile Fatih de çok hasta. Onların da kanallarına abone olursanız hastalıkları umarım bir an önce iyileşir. Teşekkür ederiz. Hazır mıyız abi? Yine videolarımıza başlıyoruz. Şimdi benim biliyor musunuz bilmiyorum ama kararlarıma, karar mercilerime göre bir video ne kadar kısa olursa hile olma ihtimali o kadar uzun iyi oluyor kanka. Ve şu anda... Ne dedi lan? Ne dedi lan o? Ne dedi? Oğlum anlaşılmadı mı? Bak bir video ne kadar kısa olursa hile olma ihtimali o kadar fazla oluyor dedim. O kadar uzun dedin onu. Ha öyle mi? Kanka uf, başım çok ağrıyor kanka. At benim o, at be kızım. Yeter! Ha tamam o adamı görüyor zaten. Kırmızı oluyor. Biliyorsunuz arkadaşlar olayı zaten. Bu adam smoke içinde. Size bakarsa şimdi sıkıntı. Yok. Oha! Kitlendi gibi bir şey mi oldu sence? Bak orayı baştan alıyorum. Kaç vardı lan orada? Bak sarıyken yani sarıyken ne anlama geliyor arkadaşlar? Sarıyken adamı görmüyorsun. Hadi tamam arkadaşın infoyu verdi. Yukarıya doğru çıkıyor. Arada bir kırmızılık da oluyor kanka. Bak şöyle bak. Giderken görüyor bak. Tamam mı? Koşarken görüyor. Bak bayağı da görünüyor bak. Tam da burada bayağı da görünüyor. Ve sonra ağacın arkası sıkmış olabilir. Haydi böyle olsun bu. Devam. Adamın 14 kilo var bu arada. Bu Crave Challenge mı? Yok bu normal. Tamam normal. Yerde yatan adamı gördün. Çok normal bir kill. Yerde sürünen birisini gördü. Tamam. Rakip dümdüz olun gibi bekliyor kanka. Altın ligi maçları. Evet büyük ihtimalle. Güzel ve son mermisi headshot gitti. Bir taştı. Laga girdi kanka büyük ihtimalle. Çok sabit durdu. Aynen laga girdi. Gördü. Şu odun gibi bakmalar ne zaman biter acaba ya? Bu çocuk bulmuş. Bence de bu çocukta herhangi bir sıkıntı yok. Normalde iyi oynayan birisi ve ligi düşük sadece. Büyük ihtimalle bir YouTuber'ın maçını izliyor olabiliriz yani. Kanka hile olsa arkasındakini görürüz. Aynen abi. Hani onu riske atmazdır. 19 kill'im var. Son adam kalmış. Karar. Bu adamda ihlal mihlal yok kardeşim. Yorumlara belirtebilirsiniz arkadaşlar. Abi hayır bence bu adam hileydi. Şu numara hileydi. Bu numara hile değildi gibi şeylerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu göndermiyorum ama. Normalden emin miyiz bak? Onaylatmıyor. Ama... Ah tamam geldi. Okey. Hadi bakalım. Uçaktan rapor gelmiş direkt. Oha. Yani çok hızlı falan inmiş olman lazım. Çok
şey bir şey olmuş olması lazım. Yani atlar atlamaz temizlemiş olman lazım. Tamam, mükemmel süper bir hile olsaydı şu anda bütün silahları alıp havada paraşütle bir sürü insana vurmuştun zaten. Tamam, M16'sını buldum. Hala paraşüt sesi geliyor. Abi hile ya, nasıl M16 bulur raporlaması olacağını düşünüyorum. Eğer bu arkadaş raporladıysa, ki bu arkadaş raporlamış. Abi gerçekten adamın raporlama sebebi nasıl M16 bulur, ben daha silah bulamadım diye adamı hileden raporlamış ya. Ha oğlum, bu bayağı bildiğin turnuva gibi bir şey ana, bu ne lan? Yok yok, bak gördün. Tamam, tertemiz kill. Bayağı pusuyor ya oğlum, gerçekten böyle oynuyorlar ya, çok sinir bozucu işte. Hani diyorsunuz ya, A1 rush. Oğlum o rush olmuyor ya. Artık PUBG Mobile'de imkansız arkadaşlar öyle rushlar. Eskiden rushıyorduk, deliydi, vuruyorlardık yani. Anladın mı? Yani vuruyorduk, sıkıntı olmuyordu. Ama artık herkes oyunu öğrendi abi, sıkıntı oluyor. Baksana, oyun kolu tutmayan adam odada pusuyor ve odaya girdiğinde seni öldürüyor yani. Artık öyle sıkıntılar olmaya başladı. Herhangi bir sıkıntısı yok bu arkadaşım bu arada. İhlal. Yok. Bireysel inceleme bu. Diğer dedektifler de buna ihlal yok diye cevap vermişler zaten. Devam edelim. Fit. Sağda. Sağdakini sağ, görmedi sağ, bu arada. Göründü, görmedi. Yok, adam görmedi. Şimdi gördü. Temiz sprey. Yok ya, aynı ben oyunu. Aynı ben ya bu arada. Evet. Baba bak. Aynı hareketleri yapıyoruz zaten. Biliyorsunuz. Aha, önde. Oo, oldu lan harbiden. Baba, bu adam konfik. Konfik raporu mu geldi diyorsun yani? Oha kanka, evet. Niye sekmiyor? Kanka evet, bu adam hareket ederken dümdüz okkalı bir sprey attı bu arada. Hareket ederken de. Şu hareket ederken her mermisinin kanka oturması bu arada, bak evet, tam evet, şurada 8 bak. 8 merminin 8'i de 7 bu arada rakip. 4 mermiye bu adam bayılıyor abi. Kimleri de kaldırmış. Aynen, yok kanka, aynen. Hareket ederken bunları yapamazsın bu arada. Eğer yapabiliyorsan e-spora buyurabilirsin yani. Hem hareket edeceksin hızlı bir şekilde, hem de şey yapacaksın. Eğimini sabit tutup adamlara headshotlar, body'ler atacaksın. Ve 4 merminin 4'ünü de isabet ettireceksin hareket halindeyken de. Bence bu adam komik. Yani ben bu adama hileden raporlayacağım. Ama büyük ihtimalle bunu izleyen, karar veren diğer dedektifler büyük ihtimalle ihlal bulunamadığı işaretleyeceğini düşünüyorum. İhlal bulundu, otomatik nişan silah değil, silah tepmesinin ayarlanması abi. Aslında bu bir de diğere giriyor. Diğer tarafı da config yazılım değiştirme. Third party yazılım olarak geçiyor. Ben bunu bu şekilde ihlal bulundu diyeceğim abi. Dedektifler de otomatik nişan demişler bu arada. Alakası yok. Ama silah tepmesi var ama illalde otomatik nişan var demiş dedektifler. Çoğu dedektif otomatik nişanı işaretlemiş yani. Sizler de yorumlara belirtebilirsiniz. Bu adam otomatik nişan mı? Bence değil. Diğer videomuzda karşınızdayız. Hadi bakalım. Güzel sprey. Temiz mi orada? Temiz sprey. Oğlum bu Sasuke'nin sesi değil mi lan? Sasuke oynuyor olabilir. Sasuke raporlanmış. Sasuke'yi izliyoruz. Sasuke hile mi? Aha. Bak abi. Bak bu adamın attığı spreyin güzelliğine bak. Niye? Çünkü abi adam sabit duruyor. Adam hareket etmeden atıyor şu spreyi. Yani dümdüz atabiliyor. Öbür adam bir de hem hareket ederken atıyor yani. Bu adam olduğu yerde sabit atıyor. Oturarak bir de. Yatarak bir de. Tamam, maç arkasına deniyorlar. Darlayacaklar artık. Tamam, açılıyorlar. Geçerken baydalar. Hoppa. Takım güzel oynuyor. Takımcak çok güzel oynuyorlar bu arada. Bu adamlarda da herhangi bir sorun yok. Bu Sasuke olabilir mi ya? Bu gerçekten vallahi Sasuke olabilir. Vallahi yanındaki de Naruto'ya benziyor şu Team 4'te. Ben de emin olamadım. Ben. Vallahi mı? Vallahi şu orada Naruto'da şeyi kullan. Godzilla AVM'yi falan mı kullanıyor? Acaba dedim. Belki de onlar kanka, bilmiyorum. Sasuke maskara kullanıyor mu? Maskarası var galiba. Bu hesapta maskara var. Belki de onlardır kanka, belli de olmaz yani şimdi. Sonuçta iyi oynayan çocuklar, rapor yemeleri gayet normal. Sasuke'nin maskarası var kanka. Tertemiz bey bu arada.
herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir ihlal bulundu diyemeyeceğim. Buna ihlal yok. Dedektifler de ihlal yok demişler zaten. Devam. Bu adam bence hile olamaz kanka. Mumyası var, riske atmaz bunu. Ya kanka, Araplarda hiç, bir sürü hiç var. Hiç belli ya. Olmuyor kanka. He doğru ya. Şey, ayak sesini duyduğunu ses varsayaraktan. Mumyalı prefire atıyor bu arada. Güzel. Burak'ta iyi oynuyor içerideki. Evet. İçerideki de çok şey oynuyor. Bayağı iyi oynuyorlar kanka bu arada. Birbirlerine o fake'i veriyorlar bu arada. Hem çok güzel ses kasıyor ikisi de. Bir şey söyleyeyim mi? İkisi de çok iyi oyuncu bu arada. Ama çok gereksiz bir hareket adam ayağa kalkınca bunun yere yatması. Bir tek... Ha. Aynı adam bu da. Kanka beni şüphelendiren bazı durumlar oldu. Bunu sizinle paylaşmak isterim. Bu adam buraya atladıktan sonra rakip ayağa kalkma eğiliminde bulunur bulunmaz. Buraya yatması. Adam yattıktan sonra tekrardan ayağa kalkması. Ve adam herhangi bir ayak sesi vermemesine rağmen. Burada adamın üstüne doğru gitmesi ve adamı vurması... Bir tık şüpheli değil mi sence? Bir sadece dur. Öncesinde bir yerde kapıda görünüyordu. Acaba kapıdan çıkıp yattığını orayı hayır gördüm kanka, ama bak. Bir yerde göründü çünkü bak karşı rakip. Kanka şöyle en söyleyeyim başta. De sana. Bak bak şurası. Şurada bir tane kafası gözüküyor, tamam mı? Sana şöyle söyleyeyim. O saatten itibaren, o tarihten itibaren o adam oradan sürüne sürüne bak. Şurada biricik bir kafası gözüküyor, tamam mı? Tamam, kafası göründü, okey. Kanka 1.35 adamın gittiği yere kadar bak 1.35. Kanka 30 saniye içinde adam aynı yerde kalıyor mu sabit? Yani kömelse gözükür kanka, duvarın boyu mu sen? Ve bu adam yere ayağa kalkar kalkmaz. Yani şu animasyonda çat yere yatması. Neyse evet, yatayım ya şey dedikten sonra bu adamın kalkması biraz şüpheli bir durum. Bir de üstüne üstlük koşuyor üstüne direkt doğru. Direkt cross oraya doğru koşuyor. Yani direkt cross'u adamın ayağa kalkacağı yere doğru çıkıyor yani. Haydi bu birazcık şüpheli geldi. Bana burada otomatik şey volek olduğunu... Burada da bir yumruk olayı var. Yani şu andaki düşüncem hem iyilesin hem yumruk atıyorsun yani. Mesela diğerleri bak 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 karşı tarafta bot olmayan bir tane peek atan eleman var. Şimdi onu göreceğim. Bak bu adam asla göstermedi. Bak şu iki adam asla göstermedi bak. Bence o adam görmemiş gibi falan yapıyor. Bir şeyler yapıyor yani. Oradan çıkılmıyor kankam. Kanka bu adamın şu hareketi aşırı şüpheliydi. Bence bu adam net. Bu adam da volek olabilir bu arada çünkü fark ettiysen yanındaki botun sıkma sesini falan duydu ya da yanına bot hiç bakmadı. Onlarla ilgilenmiyor. Duydu. Adamlarla ilgileniyor bu arada. Röntgen mi olarak mı geçiyor, duvar iğnesi mi? Röntgen. Ha duvar iğnesi, duvar arkası mermi. Tamam röntgen abi, devam et. İhlal bulundu. Dedektif gözlemleri ihlal yok. Ben o dedektiflerin kafasını... Senin kafanı... Yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Belki bizim gibi düşünmüş miydi? Olabilirler. Baştaki vuruş güzeldi bu arada, iyiydi. Face evet face. Yani iyi oynuyorlar babında olabilir. E o zaman ben de voley kaçayım kanka. En azından 35-40 ile video çıkartırım. Ne de olsa iyi oynadığımı biliyor insanlar. Hileyi ben açabilirim. Volekli adamların yerlerini tespit edeyim ve patır patır bulayım. Her gün YouTube'a 35-40 ile video gelsin o zaman. Tabii efendim. Bayağı bir sprey tutturdu. Sonrasında zaten canı az diye tek tek attı. Normal sprey. Tekneye doğru sıkan var. Teknede sıkıyor şu anda. Adam yukarıya bakıyor. Aşağıdaki teknede olacağını düşünmüyor bile. Bu arada tekneye değil de dağa doğru bakıyor. Dağda olabileceğini düşünüyor. Çünkü aldığı kill dağdaydı. O yüzden ateş gelince bile dağda olduğunu düşünüyor. Şimdi bir tekneye baktı. Boş. Ha, şimdi altına toparlattı. Direkt ya killleri çekmek istiyorlar. Çok tertemiz. Normal. Tertemiz win aldılar. Gayet normal abi, bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Bunların neyini ilerliyorsunuz agam bilmiyorum ama. M2 3x görmüşler yok. Bebeğim gibi sprey oturarak dağıttı. Tepedeki adam çok absürt bir şekilde mi ölecek acaba? Zıplayarak falan da bomba atan bir adam.
Tamam, adamın canı bir bu arada. Ne bir cana peek atıyor. Aa, hareket yapıyor. Bayağı bildiğin hareket yaptı. Emoji yaptı. Adam bayağı balgı geçerek oynadı yani. Ama son alanlar da böyle ya PUBG Mobile'da. O adam çiçek gibi spray atıyor bu arada. Geziyorlar. Geziyorlar herhalde. Direkt tamam, ben gezintildi. Kanka şöyle söyleyeyim, bunun öncesinde bayağı gezmiş olabilirler. Şu alandayken alan vermiş ya sağ üst tarafta. Azıcık geri bir gelsene. Kaç hani kulübelere falan bakarsın yani, anladın mı? Direkt kafa vurması mı sıkıntı sence? Adamın 16 kili var. Hani genelde biz de zaten ilk başta kulübelerin içlerine bakıyoruz. Bu alanda onu ararsın zaten. Ya, nereye bakacaksın kanka? Belki de şey olmuş olabilir. Bize görünmüyor ama bazen hani oturuyorlar. Bak'tan görünüyor. Aynen. Ha aynen, uzaktaki adam kulübe, kulübenin içinde gidiyorsun mesela, vuruyorsun, aynen. Büyük ihtimalle bug olmuştur. Büyük ihtimal çocuk bug'dan görmüştür. Cihazı kötü ama iyi oynuyor gibi geldi bana mesela. Evet evet. Bence de bunda herhangi bir sorun yok. Tamam. O balon. Yukarıda oluyor bir şeyler ya. Arkasını da vurdu. Emülatörden oynuyor bu arada. Mouse çıktı ekrana, görmedim mi? Mouse benim mouse'um oğlum. Mouse benim mouse'um kanka, ekran kalitesinden dolayı yani yüksek çözünürlükte oynuyor yani. Önden bot geliyor. Pompalı aldı. Bu tamamen yakın temas elodogluğu yani bu. Bak birazdan o DBS'i elodog modunu göreceğiz arkadaşlar, yakın temas. Birazdan göreceğiz gibi geliyor bana şu anda. Bir odaya girecek, tak 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 falan bir şeyler olacak öyle arka arkaya. Nasıl yani ya? Çok özgüvenli koştu. Ben de dedim ki nedir bu özgüvenin sebebi? Bak. Yani bir de öndeki adamların yapacağı bir şey yokken, bak öndeki adamların yapacağı bir şey yokken sol adam hareketlendiği için sola doğru odaklanıyor. Hadi şansa balı olsun. Atlama sesi ona gelmez kanka. 60 atlama metre sesi, gelmez. Aynen, atlama sesi ona gelmez. Atlayınca silahını çekiyorsun. Çıkıyorsun. Orada bak. Bak orada, bak şuradaki olan şeyi söyleyeyim sana. Nihan'ın hemen arkasından sanki çıkacak gibi burada eğiliyor. Sonrasında burada peak'ine basıyor zaten onun arkasında. Bu adamda ayak sesi de gelmez zaten. Ya şu andayken ayak sesi gelir ama sen buradan koşmaya başlarken oranın ayak sesi gelmez kardeşim. Öyle bir dava yok. Karar. İhlal bulundu. Röntgen. Ya. İhlal yok. Ya siz de yani arkadaşlar, bu ihlal yok bu arada, PUBG Mobile inceledi, ihlal yok değil. Onu söyleyeyim. Diğer benim gibi insanlar demiş ki ihlal yok. Yani nasıl ihlal yok diye ona söylüyoruz yani. En başta şeyi konuştuk ya, görevi almak için işte ünvan almak için hızlı hızlı geçelim. Aynen aynen abi. 2 dakikalık videoyu bak sonuna kadar biz izledik, sonunda karar verdik mesela. Evet arkadaşlar, şu inceleme görevi var ya işte, müfettiş R4 bilmem ne falan filan diye. Şu an milleti bir görüyorum kanka, müfettiş Teğmen 5, subay, yarbay bilmem ne falan filan. Yani sırf şu destansı ünvana sahip olmak için şöyle gidiyorlar. Giriyorlar 30 saniye, şöyle dönüyor. 30 saniye şey sonra geliyor abi, bunu izliyor. Duruyordu. Aynen, ihlal bulundu. Biraz koyayım diyor. O arada böyle görevleri arttırıyor. Sırf bunu alacak. O şey işte. Ben müfettişim. Koyarım ortalığı. Tabii efendim. İşte ego tatmini için böyle böyle kürek oylama falan veriyorlar. Hadi devam edelim. Bu adam benim gibi kanka, biraz şanssız ya. Silah bulamıyor. İyi lan, buldum. Baskını görüyorlar ya senin kanka. FPP'yi aldı. Profesyonel bir yerde. Ama niye? Çok saçma bir yerde aldı. Adam çıktığında aldı işte. Yani evet, rush atmıyorken aldı ama yani bu gene de yapmadığı anlamına gelmiyor yani. Şöyle adam TikToker galiba. Buradan aldı, hop şeklinde çıktı. Bu gayet normal abi. Devam. Tamam, sonrasında bunlar gaza basmışlar. Sonra kaldırmaya gidiyorlar. Tamam. Karşı rakibin kötülüğü bu arada. Karşı rakip şey mi yaptı? Oha! Bana ateş etti. Bu adam hile falan mı yaptı? Ne yaptı abi? P90
Trefire denemesi gayet normal bu arada. Üst katın çatının sesi gelir. Yani üst kata çıktıktan sonra o adamın camdan çıkacağını görerekten peek atabilirim cama. Ama böyle de izlemem mesela. Kanka. Ama Cross'un öyle tutup üçüncü şans bakıyor diyeceğim. Mesela tablet ekrandır. Nereden zannetmem. Şu şans gösteriyor. Yok kanka bu... Olamaz olamaz sensiz yarım. Şurada baba, aşağıda baba. Adam yatıyor. Onun farkında da bot olduğunu da biliyor büyük ihtimalle. Bot olduğunu da biliyor. O neydi? Kime döndü o aim? Bir aim'de bir sıkıntı oldu. Orada bir... Kimseye dönmedi ama sıkıntı oldu. Bot raporlamış kanka herhalde. Arkadaşlarına gelmiş. Ha, toplu sprey. Dur bakayım. Oteyim yok. Bu adamda volek olduğunu düşünüyorum. Camdan yapmadı. Yok kanka bu arada bu adamın şu yaptığı hareket tamam şeye bakıyorsun merdivene bakıyorsun bu okey. Ama şu şöyle durması yani şu neye bakmak anladın mı hani. Üçüncü şahsa böyle izlemezsin yani. Aynen aynen bu izlenmez. Tamam direkt ilerleyelim bu direkt röntgen. Evet diğer dedektifler onu demin yani. Ünvanını alabilmek için anasını sattılar ortalığın ya. Şu an incelemeyi bekleyen dosya yok. O zaman bütün dosyalarımızı inceledik mi? Özel dosyalarımızı. 40 dakika olmuş haberimiz yok kanka. Oha bu arada. Woo! Güzeldi. Arkadaşlar toplamda 147 tane incelemişiz. Ceza verilen oyuncu sayısı 29. Ben 147'den %86 doğruluk payım varmış bu arada. Gayet güzel. Bu kadar doğruluk payına rağmen niye 29 kişiye ceza verildiği konusunda herhangi bir fikrim yok. Gidin onu PUBG Mobile'a sorun arkadaşlar. Hani, ağzına acı biber sürüp bırakmış. Ha, belki bu 29'lar kalıcı ban olabilir belki. Gayet güzel, gayet keyifli bir videoydu arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.